Tamam, hangi evet, konuda? Vermiş olduğu puanla alakalı. Tabii ki hür bir fikri var. Herhangi bir şey diyemiyorum neden? Kendisine. Benim damak tadıma uygun. Gayet pardon, ben bir dinleyelim. Tam olarak nedir sıkıntı? Hani verdiği puanı fazla mı buldu? Şöyle, evet. Çünkü Gülseren Hanım'ın gelininin yemeğini o kadar çok eleştirdi ki yan yana oturuyorduk yine o gün. Evet. Yani o kadar eleştirdi. Evet. Gülizar Hanım'ın gelinine 4 verip onun çocuğu olduğunu savundu. Hayır, yani çocuğu olduğunu... Bir dakika. Öyle söyledin Şerife. Çocuğu olduğunu göz önünde bulundurdum ama güvecinin dibinin tutmadığı çok güzel olmuş. Dibi tutmamış, hoşuma gitti. O yüzden tadı, lezzeti güzeldi. Dibi tutmaması güveç riskli bir durum. Güveçte pişirmek... Zaten olması gereken o değil mi? Tutmaması gerekiyor. Yani tutmaması gerekiyor ama tutuyor. Bazen çok uzun zaman kaldığında unutulmuş. Tersten değerlendiriyor. Yani aynen. Hayır. Güzel olmuştu. Yani ben bir şok yaşadım. Hiç şok yaşamayın. Acaba ki dedim ki... Hiç şok yaşamayın. Neden böyle yaptı sizce peki yüksek puan verdi? Yani herhalde bizim düşük puan verebileceğimizi tahmin ederek orada 4 puan hayır, vererek. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Güzel Hanım'ı tarafına çekmeye çalıştı. Hayır. Meryem, içeride konuşulanları duyuyor musun? Ya dün zaten bir türlü atlatılamıyor yani. Hep eskiye dönmek var. Görünüşe bakılırsa senin sofran da yarın konuşulacak herhalde. Bence de haklısınız o konuda. Evet. Gibi düşünüyorum. Evet. İnşallah evet. Yanılıyorumdur. Hayır. Siz de mi öyle düşündünüz? Ben öyle düşündüm. Hiç uyuyamadım. Çünkü yanlış düşünüyorsun. Ben haksızlığa gelemem. Hiç uyuyamadım. Yanlış düşünüyorum. Pardon bir dinleyelim. Neden uyuyamadınız neden siz? Neden uyuyamadım? Bana hak mıydı yani bunun 3 puan verip üç de buraya 3 değildi ben söyledim zaten. 4 puan vermek. Valla açıkçası ben de şaşırdım. Ben, evet, şey ben sevdim ha. Güveçte. Ben sevmediğim ben dayanamıyorum. Çok seviyorum kuru fasulyeyi güveçte. O yüzden mantı sizin de mantı. Tamam hayır ondan dolayı evet, değil damak tadıma evet. Mesela yoğurt çok ekşiydi bir kez ama bir tek yoğurt ekşiydi. Evet çok ekşiydi ama çok da fasulye vardı o çok acıydı. Acıydı ama güzeldi. Ay tatlı bir güzel ekşi yoğurdu. Ama yakışmıyordu o ekşi o mantıya. Yiyemedim mantının tadını alamadım ama güveç son derecede çok lezzetliydi. Acı olmasına rağmen yedim. Yedim mantının yani. Yedim alamadım. Efendim mantının ve mantıdaki etin tadını da alamadım. Etin sadece tadı. Bir hamur tadı aldım. Et tadı Allah alamadım. Mantı Allah. Birazcık etli olur. İçerisi birazcık hani etli olur. Çok da güzel mantısı var. Ben etini alamadım. Ben çok da güzel mantısı var. Olabilir size göre çok güzel olabilir ama vardı. Bana göre güzel ama değil. Ama Şerif Hanım'a güzel şey görünmek için onun için hayır hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Hayır. Bence hayır öyleydi. Hayır. Kesinlikle ben güveçte fasulyeyi çok benim severim. Benim ağır yemeklerim benim vardı. Tadıma, peki şöyle söyleyeyim uygundu. O zaman. Herkes bitirdiyse. Şimdi Gülseren Hanım'ın gelininin yemekleri gerçekten çok lezzetliydi. Çok kesinlikle lezzetli. Puanı 3 ya da 4 de değildi. 5 de değildi bana göre. 6 da değildi. Yani. Ama gel gelelim sizlerin takdiri bir. İkincisi dünkü yemekler evet aralarında lezzetli olan şeyler de vardı ama sonuç itibariyle ne olursa olsun Verda Hanım ve de Gülseren Hanım için söylüyorum. Madem evet. Siz endişe ve üzüntü duydunuz bu durumda. Evet.